Ay çok mutluyum YouTube videosu çektiğim için. Şunu açsam mı acaba, nasıl olur? Böyle ışık daha iyi sanki. Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Naz. Çok mutluyum. Kanalıma ve ya of bir geçmeyin. Giriş yapmaya çalışıyorum. Dışarıdan arabalar geçiyor. Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Naz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere farklı bir içerikle geldim. Çünkü yeni bir şey keşfettim ve bunu sizinle de paylaşmam gerektiğini düşündüm. Şimdi biliyorsunuz ki çok yoğunuz. Hani özellikle şu sınav senesinde olan arkadaşlar ya da sınava hazırlananlar falan filan. Hani 8. sınıftasınız, LGS'ye hazırlanma var, lisedeyseniz işte TYT, AYS konuları, 12. sınıf falan filan. YKS muhabbetleri gerçekten çok yorucu oluyor bizim için ve hani gerçekten sınavlar olmasa bile hayatımız bazen çok yoğun olabiliyor ve kitap okumayı çok seven insanlar ya da resim yapmayı, müzik dinlemeyi ya da sanatla uğraşmayı seven insanlar bazı şeylerine, hobilerine, tutkularına falan vakit ayıramıyorlar maalesef. Mesela benim de en büyük sorunlarımdan biri bu kitap okumaya vakit ayıramama. Hani ya kitap okumak için şey diyeceksiniz belki, hani bir vakit ayırmana gerek yok. Hani kitabı her yerde okuyabilirsin, bulduğun her boşlukta. Zaten ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Mesela sabah ben evde 6'da uyanıyorum mesela. 7 otobüsüyle gidiyorum dershaneme. Ve mesela otobüste sabahları tabii ki oturacak yer olmuyor. Ve ayakta gittiğim için herhangi bir şekilde kitap okuyamıyorum. Akşam saat işte 7 otobüsüyle ya da 8 otobüsüyle eve dönerken o zaman oturacak yerim oluyor. Ve hani oturur oturmasam o günün yorgunluğu oluyor. Sabahtan beri dershanedeyim, derslerin stresi, yoğunluğu, aman diyorum ki ben çünkü evde biliyorum yorgunluktan kitap okuyamayacağım. Okursam burada okuyabilirim ancak ve açıyorum orada kitabımı ve otobüste hani eve gelesiye kadar yarım saatlik yolda okuyabildiğim kadar kitap okumaya çalışıyorum. Ve hani bu gerçekten yoruyor. Hani gönül ister ki ben evde de geleyim kitap okuyayım. Yani çok seviyorum kitap okumayı. Zaten arkamda kitaplık var, anlıyorsunuzdur ya da beni ilk bu videoyla tanıyorsanız birkaç videomu daha izledikten sonra kitap okumayı ne kadar çok sevdiğimi anlarsınız diye düşünüyorum. Ve cidden çok yoğunken her şeye yetişmek çok zor oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki hani sen neden bize kendi dertlerinden bahsettin? Bunlardan bize ne? Bize bunları neden anlatıyorsun? Çünkü ben buna şöyle bir çözüm buldum. Şeyler var ya böyle hani sesli kitap uygulamaları falan filan. Ya bilmiyorum, uygulamalar falan böyle çok hani şey kendin okuduğun havası vermiyor. Hani tabii ki hiçbir şey kendin açıp okumayla bir olmaz yani. Ama ben YouTube'da bir tane kanal keşfettim ve popüler kitaplar veya hani herhangi popüler olmasına gerek yok. Birçok kitabın seslendirilmiş şekli. Hani diyelim ben sabah kalktım işte hani dershaneye gideceğim ya da okula gideceğim, hazırlanıyorum ve hazırlanırken aynı anda kitap okuyamayacağıma göre hani YouTube'dan videoyu açıyorum, hani ben giyinirken ya da işlerimi yaparken o orada çalıyor ve ben o merak ettiğim kaldığım yerin ne olduğunu, daha sonra neler yaşanacağını ya da o videoda neler olduğunu, kitabın devamının işleyişinin nasıl ilerlediğini falan görmüş oluyorum, okumuş oluyorum, duymuş oluyorum, yani dinlemiş oluyorum. Ezak soyucumu bunu okuyacağım. Mesela şu kitabı elinize alıp ve açıp okumanızla yani bunun verdiği hissiyatla tabii ki dinlemek arasında çok fark var. Tabii ki hani bilmiyorum, kendinizi belki okumuş gibi hissetmiyor olabilirsiniz ama yoğun olabilirsiniz, meşgul olabilirsiniz ama kitabınızı bir şekilde tamamlamış oluyorsunuz, okumuş oluyorsunuz, neler olduğundan haberiniz oluyor ve bu gerçekten çok büyük kolaylık sağlıyor. Bu tarz uygulamalar da var. Bilmiyorum, ben çok şey olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl desem, faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Mesela birçok kişi biliyorsunuz ki malum kitap fiyatları yüzünden kitap alamıyor. Zaten bir kitap almaya çalışsanız en ucuzu 50 lira falan yani. Bir de ciltli almaya çalışsanız 70 lira, 80 lira güzel bir para yani. Ki ciltsiz kitapların bile 80 liraya satıldığı bir piyasa. Ne beklersiniz? O yüzden birçok insan mesela Wattpad uygulamasını indiriyor ve Wattpad'den kitap okuyor. Ama şimdi Wattpad okuyabilen var, okuyamayan var. Ben mesela bir iki kitap hariç hiçbir şey Wattpad'den okuyamıyorum. Çünkü gözlerim ya çok ağrıyor. Hani o kitabın benim elimde olması gerekiyor. Ya da hani okuyamıyorum, anladınız mı? Oradan hani olmuyor. Tamam, sizler Wattpad'den okuyamıyorsanız, gözleriniz ağrıyorsa, yoruluyorsa ya da hani zararlı geliyorsa bu size. En azından mesela bunu seslendiren insanlar var ve hani bir şekilde bize yardım etmeye çalışıyorlar aslında. Hani bir şekilde fayda sağlamaya çalışıyorlar. Bunlardan yararlanabiliriz bence ya. Hani kitaplara ulaşmak için aslında elimizde bir sürü imkan var. Alamıyorsanız Wattpad. Wattpad'dan okuyamadığınızda sesli kitaplar falan var. Ve ben şimdi size hemen o
keşfettiğim YouTube kanalını göstereceğim. Özellikle hani uzun yola falan giderken çok fazla işinize yarayabileceğini düşünüyorum bu sesli kitap uygulamasının. Takarsanız kulaklığınızı hani bir yerden dışarıdan camdan dışarıdan camdan yalnız camdan dışarıyı izlersiniz. Bir yandan da kulağınızda o kitap çalar mesela. Bilmiyorum, çok hoş bir şey bence. Hani cidden bu yaz ayında da o kitapları elimizde taşımak çok kötü. Her neyse, ama işte bunun da çözümünü buluyorlar. Yani her şeyin bir çözümü var. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi. Gerçekten ben çok takdir ediyorum yani bu işi yapanları da. Bizi bilgilendiren, bilinçlendiren insanlara da gerçekten çok teşekkür ederim. Ben de bu bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. Kanalın adı Cihan Bozacı. Zaten ben aşağıya biyografiye falan açıklama kısmına koyacağım şeyi. Biyografi ne ya? Açıklamaya koyacağım ben kanalın linkini. Oradan birçok kitaba ulaşabilirsiniz. Mesela Maral Atmaca'nın Wattpad'de yazdığı Cellat'ın Numaraları adlı bir kitabı var. Cellat'ın Numaraları'nın da bende ayrı bir yeri var. Mesela onun eski bölümleri falan var burada. Hani onlar seslendirilmiş. Onlara falan ulaşabilirsiniz yani. Ve birçok kanal var mesela. Yayınlıyorlar ama final gelmeden bitiriyorlar. Hani finali yayınlamadan bitiriyorlar. Video atmayı bırakıyorlar. Burada her şeyin finali var. Yani kitapların finalleri var. Mesela Wow diye bir kitap var. Nun var. Yönüm Sana var. Lütuf diye bir hikayeleri var. Ana sayfasını göstereyim size. Bu şekilde Cihan Bozacı. Ben şimdi şeyden aşağıya zaten linkini koyacağım. Hemen bir tane videosunu açalım isterseniz. Ya Maral ablayı duymasanız bile Yaralasar kitabının adını duymuş olacağınızı düşünüyorum eğer okumadıysanız bile. İşte Maral ablanın Wattpad'de yayınladığı bir kitap. Ya şu an adı Celladı Numaraları olarak değiştirildi ama YouTube'da zihnimdeki fısıltı yazarak bulabilirsiniz. Hemen şimdi size bir kesitini dinletiyorum. Sesindeki ölüm sakinliğine cinayet işlenirdi. Ondan küçük olabilirdim ama kesinlikle bir çocuk değildim. Bir şeyler vardı bu adamda. Ne kadar koşarsam koşayım, etrafımda canımı yakan alevler ve ben kendimi hep aynı yerde buluyordum. Tıpkı şu anda olduğu gibi. Yine benimle alay eden bir sınıf dolusu öğrenci ve yine bana fırça atan bir öğretmen. Birçok kitap var dediğim gibi böyle. Hani ben Maral ablayı tanıdığım için ve onun kalemine de güvendiğim için sizlere Zihnimdeki Fısıltıyı önermek istedim. Yani gerçekten dinleyebilirsiniz. Çok kullanışlı ve yararlı, faydalı dediğim gibi. Zaten birçok şeyi, fikrimi falan filan belirttim. Ya bilmiyorum yani siz nasıl düşünüyorsunuz bu konuda, faydalı buluyor musunuz bunları bilmiyorum ama bana çok mantıklı geldi ve sizinle de paylaşmak istedim bunu. Dediğim gibi açıklamaya falan kanal linkini koyacağım. Umarım ya böyle faydalı bir içerik olmuştur sizin için. Umarım işinize yaramıştır. Belki bir gün kullanırsınız bunu sürekli devamlı bir şekilde. Bu kadardı ya. Nasıldı? Siz beğendiniz mi videoyu? Yani hoşunuza gitti mi bilmiyorum. Lütfen yorumlarda benim fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Ama bu videom bu kadardı. Şuradan da Bookstagram hesabıma gitmeyi unutmayın. Orada full aktifim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve ufak da olsa bir faydası dokunmuştur. Kanalıma abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Ancak bu videom bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.